Günaydın. Geçen günlerde az önce sizin de yaptığınız gibi YouTube'da gezinirken sevgili Mete Özbey'in videolarından birine denk geldim. Yaklaşık 5 dakika izledikten sonra videoyu kapattım ve bu oyunun hikayesini sizinle paylaşmam gerektiğini hissettim. Oyunu bir şekilde edindim ve oynamaya başladım. Bu arada geçtiğimiz haftalarda kanalın katıl üyelik sistemini aktif hale getirdim. Eğer isterseniz açıklamadaki linke tıklayarak destek olabilirsiniz. Hayata mola verdiyseniz bu garip hikaye başlayalım. Oyunumuz gaz bir müzikle açılış yapıyor ve burger satan bir işletmeyi görüyoruz. Kamera yavaş yavaş mutfağa girdiğinde karakterimiz restoranın günlerdir boş olduğunu ve yakında iflas edeceklerini söylüyor. Ardından kontrol bize geçiyor. Dondurucuya baktığımızda etimizin hiç kalmadığını görüyoruz. Mutfaktan dışarı çıktığımızda ise karakterimiz masalardaki tabakları toplamam lazım diyor ve boşları almaya başlıyoruz. Hepsini topladıktan sonra tezgaha koymak üzere mutfağa gidiyoruz. Ardından lavaboyu kontrol etmek için gittiğimizde bir müşteri içeri giriyor. Müşteri siparişini verdiğinde karakterimiz üzgün olduğunu ve hiç etinin olmadığını söylüyor. Bunu duyan müşteri, "Böyle iş mi olur kardeşim, sen nasıl esnafsın?" diyor ve gidiyor. Mutfağa geri döndüğümüzde ise muhtemelen karakterimizin abisi olan Chris adındaki kardeşimizi görüyoruz. Daha önce orada olmadığı için karakterimiz korktuğunu söylüyor. Chris'le konuştuğumuzda bize böyle giderse restoranın iflas edeceğini söylüyor. Karakterimiz de "Bu babamızın tutkusuydu, buna izin veremeyiz." diyor. Ardından kardeşimiz paramızın bittiğini, et fiyatlarının çok fazla olduğunu, bu sebeple etimizin de olmadığını ve etimiz olmadığı için hamburger yapamadığımız için de müşterilerin gelmediğini söylüyor. Karakterimiz bir yolunu bulmalıyız dediğinde Chris faturaların 2 ay geciktiğini ancak burayı nasıl kurtaracağını bildiğini söylüyor. Karakterimiz burayı kurtarmak için her şeyi yapacağını söyledikten sonra Chris hamburger yapmak için bize et lazım ve bedava et bulabiliriz diyor. Karakterimiz nasıl yapacağımızı sorduğundaysa Chris, "Çok basit. Sen insanları öldürüp getireceksin. Ben de hamburger yapacağım." Karakterimiz de bizim gibi düşünmüş olacak ki Chris'e aklını kaçırdığını söylüyor. Kardeşimiz "Ya bunu yaparız ya da restoran iflas eder." dediğinde karakterimiz hala bunu kabul etmiyor. Ancak Chris başka yolunun olmadığını ve babamıza restoran için bir söz verdiğimizi hatırlatıyor. Bunun üzerine karakterimiz istemese de bu teklifi kabul ediyor. Sanki bu işlerde tecrübeliymiş gibi konuşan kardeşimiz birini yalnız yakalamamızı ve tanık bırakmadan hızlıca işi halletmemizi söylüyor. Karakterimiz de az önce hiç istekli olmamasına rağmen "Sorun yok, senin arabadaki silahı kullanırım." diye cevap veriyor. Chris "Arabayı al ve kendine dikkat et." dedikten sonra restoranın arkasındaki aracı atlayarak ilk cinayeti işlemek üzere ormanlık bir alana gidiyoruz. Araçtan silahı aldıktan sonra biraz ilerideki eve yaklaşıyoruz. Evin kapısını kırıp açtığımızda içerideki masum insan canını kurtarmak için kaçmaya başlıyor. Ancak bu onu bizim elimizden kurtaramıyor. Adamı vuruyor, cesedini omuzluyor ve arabaya atıyoruz. Ardından restorana dönmek üzere yola çıkıyoruz. Restorana geldiğimizde araçtan cesedi alıp dondurucuya götürüp asıyoruz. Ardından Chris'in yanına gittiğimizde "Bize başarmışsın, yapamazsın diye düşünüyordum." diyor. Karakterimiz ise bunun delilik olduğunu ve ne istediyse yaptığını söylüyor. Ardından Chris restoranı kurtaracaklarını söyledikten sonra bir bıçak almamızı ve ona hamburger yapması için biraz et getirmemizi istiyor. Bıçağı alıp dondurucuya girdiğimizde ilk önce cesedin derisini yüzüyor, ardından bir parça et kesip Chris'e götürüyoruz. Aradan geçen bir ayın sonunda dondurucuya girdiğimizde etimizin bittiğini görüyoruz. Bu sırada kardeşimiz Chris son burgerları pişiriyor. Resepsiyonda beklediğimiz sırada bir müşteri içeri giriyor. Bir burger istediğini söylediğinde ona oturmasını ve hemen getireceğimizi söylüyoruz. Ardından mutfağa gidip müşterinin siparişini alıyor ve masasına bırakıyoruz. Biraz sonra kadının hamburgeri iştahlı bir şekilde yediğine şahit oluyoruz.
Yemeğini bitirdikten sonra karakterimiz bir müşterinin daha memnun olduğunu ve borçları alacağını söylüyor. Ardından tabağı alıp mutfağa götürdüğümüz sırada başka bir müşteri içeri giriyor. Gelen kişi bu bölgedeki en iyi hamburgeri yaptığınızı duydum. Bir tane alabilir miyim diyor. Karakterimiz müşteriye oturmasını ve burgeri hemen getireceğini söylüyor. Daha sonra mutfaktan bir hamburger daha alıp müşteriye veriyoruz. Ardından karakterimiz abimle konuşmam lazım, etimiz azalıyor dediğinde Chris'in yanına gidiyoruz. Chris restoranın iyi işlediğini ve babamızın bizimle gurur duyduğunu söylüyor. Karakterimiz ise evet ama etimiz tükendi dediğinde Chris bize daha fazla et bulmamızı, içerideki müşterinin yalnız olduğunu ve çok iyi bir fırsat olduğunu söylüyor. Karakterimiz Chris'e deli olduğunu söylediğinde Chris ikimiz de öyleyiz, git onu öldür diyor. Silahla müşterinin üzerine koşmaya başladığımızda restoranın yanında onu öldürüyoruz. Ardından cesedini alıp dondurucuya asıyoruz. Derisini yüzüyor ve bir parça et kesip Chris'e veriyoruz. Chris bu restoranı kurtardın kardeşim sağ ol dediğinde bana teşekkür etmene gerek yok. Bunu babam için yapıyorum diye cevap veriyoruz. Chris babam seninle gurur duyuyor dediğinde babam ikimiz de gurur duyuyor diye cevap veriyoruz. Ardından Chris ben burgerları pişireceğim. Sen de resepsiyonda bekle. Gelecek olan müşterilerle ilgilen diyor. Mutfaktan çıktığımızda ise bir polis arabasının yaklaştığını görüyoruz. Muhtemelen az önceki silah sesinden dolayı buraya geldi. Polis memuru içeri girip Chris Burns ile konuşmak istediğini söylüyor. Ne hakkında konuşmak istediğini sorduğumuzda ise polis geçen ay birinin ortadan kaybolduğunu ve o bölgedekilerden birinin Chris'in arabasını kaybolan kişinin evinin yakınında gördüğünü söylüyor. Kardeşimizin hiçbir şey yapmadığını ve sürekli burada olduğunu söylediğimizde polis endişelenmememizi ve ona birkaç soru soracağını söylüyor. İyi tamam o zaman dedikten sonra Chris'e haber vermeye gidiyoruz. Chris polisin ne istediğini sorduğunda onunla konuşmak istediğini ve tutuklanacağımızı söylüyoruz. Kardeşimiz sakin olmamızı ve tutuklanmayacağımızı söylüyor. Karakterimiz sen ne diyorsun abi? Biri arabayı görmüş dediğinde Chris sakinleş ben hallederim diyor ve polisin yanına gidiyor. Chris'in belindeki silahı gördüğümüzde polisi de öldüreceğini anlayabiliriz ki öyle de oluyor. Chris polisi vuruyor ve sanki düşmanıymış gibi iki el daha sıkıyor. Oldukça soğukkanlı bir şekilde mutfağa girdiğinde hemen cesedi almamızı söylüyor. Böylece polisin cesedini alıp dondurucuya asıyoruz. Chris'in yanına gittiğimizde polis ona onu hapse atacağını söylemiş. Chris de bunu duyunca onu öldürmek zorunda kalmış. Karakterimiz iyi hoş tamam da şimdi ne yapacağız diye sorduğunda her şeyin iyi olacağını ve 2 aylık etimizin olduğunu söylüyor. Onun bir polis olduğunu ve onu bulmak için geleceklerini söylediğimizde ise polis arabasından kurtulacağını ve her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Biz de ona güvendiğimizi söylüyoruz. Yağmurlu bir akşam. Mutfağa girdiğimizde Chris'in ortalarda olmadığını görüyoruz. Dondurucuyu kontrol ettiğimizde ise bir kişiyi daha öldürüp buraya astığımızı fark ediyoruz. Ancak Chris burada da yok. Daha sonra dışarı çıktığımızda karakterimiz yağmurdan dolayı müşterilerin gelmeyeceğini söylüyor. Chris için dışarı çıktığımızda ise burada da olmadığını görüyoruz. Mutfağa gideceğimiz sırada elektrikler kesiliyor. Yağmur yağdığında elektriklerin sürekli kesildiğini söyleyen karakterimiz cebindeki feneri çıkarıyor. Yürürken ayağımız bir şeye takılıyor ve bunun Chris olduğunu düşünüyoruz. Ardından dondurucuya girdiğimizde asılı olan cesetlerin yerinde olmadığını görüyoruz. Dışarı çıkmak istediğimizde ise kapının kilitli olduğunu fark ediyoruz. Tam bu sırada mutfaktan bir ses geliyor. Kontrol etmek için içeri girdiğimizde çalışmaktan yorulan karakterimiz uyuyakalmış. Her şeyin bir rüya olduğunu anladıktan sonra mutfağa Chris'in yanına gidiyoruz. Chris bu sefer dondurucuda iyi iş çıkardığımızı söylüyor. Ona bu soğukta ne yaptığını sorduğumuzda bize çok sıcak olduğunu ve serinlemek için buraya geldiğini, yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne olduğunu sorduğumuzda dışarıdaki evsiz adamın müşterileri rahatsız ettiğini ve onu halletmemizi söylüyor. Rahatına bak ben hallederim dedikten sonra Chris silah kullanmış. Sessiz hallet. Polisler bizi izliyor. Lavaboda balta var. Onu kullan diyor ve lavabodan baltayı alıp adamı öldürüyoruz. Cesedi omuzlayıp geri döndüğümüzde ise polis ekiplerinin bizi beklediğini görüyoruz. Chris bize ihanet mi etmişti?
bir yatak ve sandalyenin olduğu bir odadayız. Ayrıca her yerde beyaz ışıklar var. Anlaşılan deliler hastanesindeyiz. Biraz sonra odamıza bir doktor giriyor. "Günaydın Jerry, otursana." dediğinde karakterimizin adının Jerry olduğunu öğreniyoruz. "Konuşmaya hazır mısın?" diye sorduğunda Jerry kafasının karıştığını ve korkunç şeyler yaptığını söylüyor. "Doktor, hatanızı kabul etmek ilk adımdır. Neden o insanları öldürdünüz?" diye sorduğunda babasının restoranını kurtarmak için kardeşiyle beraber yaptığını söylüyor. Doktor bunun imkansız olduğunu söylediğinde Jerry, "Babamın ölümünden sonra yanımda kalan tek kişi oydu. Nerede olduğunu söyle." diyor. Doktor ailesine olanlar hakkında üzgün olduğunu söylüyor. Jerry daha sonra pişman olduğunu ve kardeşini yarı yolda bırakamayacağını ve onun da restoranı sevdiğini söylüyor. Bunun üzerine doktor, "Chris hakkında mı konuşuyorsun sen?" diye sorduğunda Jerry, "Evet, o her zaman yanımdaydı. Sadece ikimiz vardık." diye cevap verdi. Doktor bunun imkansız olduğu konusunda ısrarcıydı. Jerry, "Sen ne anlatıyorsun? Kardeşime ne yaptınız?" diye sorduğunda doktor, kardeşimizin trafik kazası geçirdiğini ve babamızla beraber öldüğünü açıkladı. Jerry bunu her ne kadar inkar ediyor olsa da gerçek buydu. Doktor odadan gittiğinde ise Jerry... Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.